Bugün Lionel Feininger'in 1919'da yaptığı Geleceğin Katedrali isimli tablodan bahsedeceğiz. Bu Bauhaus'un en önemli resimlerinden, hatta ilk resimlerinden. Ama pazarlama amaçlı yapılmış. Aslında bu bir broşür. Yeni Bauhaus'un yani okulun açılışı için poster olarak tasarlanmış. Gravür tekniği kullanılmış ve bu ona sert, yontulmamış bir hava katmış. Bütün o çizgiler ve siyah beyaz oluşu sayesinde her baktığımda çok doğal ve görselliği ön planda olan bir eser görüyorum. Tahtadan yapılmış olduğu için dokusunu hissediyorum. Sonra sert çizgileri fark ediyorum. Ve sanki içerisinden bir şey yükseliyor gibi. İşte bu geleceğin katedrali. Ama burada bahsettiğimiz Bauhaus, Bauhaus dendiğinde akla gelen şey değil. Bana Bauhaus çağımızın teknolojisini çağrıştırıyor. Ve belki biraz zanaatle alakalı. Ama kesinlikle aklıma din ya da felsefe gelmiyor. Halbuki eskiden Bauhaus din olmasa bile maneviyatla alakalıydı. Evet kesinlikle felsefe ve maneviyatla alakalıydı. Sanki başka dünyadan bir şeye bakıyor musun gibi bir his var. Ama bunun bir Alman okulu olduğunu unutmayın. Yani manevi dünya ve katedral birbiriyle bağlantılı ve sanatla uğraşmak da bunun bir parçası. Yıl 1919 olduğuna göre Almanya bu sırada büyük bir değişimden geçiyor. Bu zamanlar Almanya'da devrim olduğu zamanlar. O zamanlarda tam olarak ne oluyor bir gözden geçirelim. Bir sürü şey oluyor. Savaş sonrası, karmaşa, devrim, kültürün yeniden şekillenmesi, yeni yapılan binalar, halkın kendine bir amaç araması. Bütün bunlar o zaman yaşananların bir parçası. Almanya din odaklı olmaktan teknolojik ve endüstriyel olmaya geçiş yapıyor. Bunun da destek noktası Bauhaus. Çok ilginç değil mi? Teknoloji, maneviyata önem verme, kurtulma çabası. Bütün bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra görebileceğimiz temalar. O kadar çok katliam ve umutsuzluk olmasına rağmen önümüzdeki resim bize pozitif bir enerji veriyor. Bauhaus için bu katedral neyi simgeliyor? Bence bu konuda konuşabiliriz. Bu binada ne var? Hem Bauhaus ne demek ki? Aslında Orta Çağ özgü kocaman binaların hatta belki de katedrallerin yanında bulunan küçük binalara ya da atölyelere Bauhaus denir. Yani aslında masonların dışarıda işlerini yaptığı atölyeleri diyebiliriz. Ve de Gropius'a göre sanatçılar bir araya gelip birlik içerisinde orada çalışırlarmış. Böylece kültürlerini zenginleştirip toplumu daha iyi bir hale getiriyorlarmış. O zaman Gropius'un kim olduğu hakkında da konuşalım. Gropius bir mimardı. Kendisi Bauhaus'un kurucularından. Ve aynı zamanda oranın da ilk müdürü. Bu yüzden binanın mimarisi bu kadar göze çarpıyor. Bauhaus'un müfredatına bir bakarsanız mimarlık en ortada. Ve bütün sanatların toplamı şeklinde duruyor. Çünkü mimarlık içinde bütün sanatları barındırıyor. Tasarım var, zanaatçılık var, renkler var, şekil var, alan var, boyutlar var. Bunların hepsi mimarlığın bir parçası. Feininger'ın çok tarihi gözükmesine rağmen neden tahta seçtiğini ilk bakışta anlayamamıştım. Aslında burada görmemiz gereken şey sanatların birlikteliği. Yani Bauhaus sanki bir vaat veriyor ve geleceğe bakıyor. Sanki kayıp bir amacı ortaya çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Eser gravür tekniğiyle yapılmış. Yani tahtayı oyarak şekillendirilmiş. Gravür olması birçok şey ifade ediyor. Çok doğal bir şekilde dokununca yapıldığı o kalıbı hissedebiliyorsunuz. Bunu teknoloji açısından düşündüğümüzde de çok zekici. Neyin çoğaltılması daha kolaydır? Gravür. Zaten çoğaltılsın diye yapılan bir şey. Yani reklamını yapabilecekleri bir teknolojik gelişmeye teşvik ediyor. Bir pazarlama aracı. Yeni okulun açılışını ve ideolojilerini duyurmak için daha uygun ne olabilir ki? Teknolojik gelişme ve keşfetme dürtüsü bence çok net bir şekilde yansıtılmış. Almanya krizde ve mali durumu kötüyken ekspresyonist mimariyi düşünecek olursak genelde kağıt üzerine mimari söz konusuydu. Süslü ve gösterişli tasarımlar dikkat çekiyordu. Gelecek genelde ışık ve gölge ile oynanarak aktarılıyordu. Bu eserde bunu açıkça görebiliyoruz. Bu tema Bauhaus zamanında da devam etmiş yani 1919'dan 1933'e kadar. Tam bu sırada Gropius okula başlamış. Dersler yeniden yapılanmış. Ve Gropius de Sao'ya gelince her şeyi baştan yenileyecek. Ve de derslerin verildiği evleri tasarlayabilecek. Sonra da derslerin kapsamı genişleyecek ve değişecek. Ama aslında bu baktığımız esas ve orijinal eser. Bir bakıma önce gibi temel eser olarak düşünmek en doğrusu olur. Bauhaus'un ömrünün sonlarına geldiğimizde yani 1930 başlarında maneviyat olgusu biraz kısıtlanmıştı. Bu olgu değişip teknolojiyle bağlı hale gelmişti. Ve bence eserler felsefi değişikliklerle ne kadar bağlantılı olduğuna göre tanımlanmaya başlıyor.